Sağ üzerimizle ilgili seçim takvimi açıklandıktan sonra siz değerli basın mensupları, partilerimiz ve sevenlerimizle Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanlığımızda aday adaylığı seçim kampanyamızı fiilen ve resmen zaten açıklayacağız. Şu an resmi aday adaylığı süreci olmadığı için sizlerle burada buluşmak istedik. Biliyorsunuz sahada da zaten aday adayı gibi değil, aday gibi çalışıyoruz. Şu ana kadar da gezdiğimiz ilçelerde Edirne Merkez İlçe başta olmak üzere Keşan, Uzunköprü, İpsala, Enes ve Süloğlu ilçelerinin gezilerini tamamlamış bulunmaktayız. Ve en kısa sürede de kalan 3 ilçe olarak Meriç, Havsa ve Dalapaşa ilçelerimizin ziyaretlerini tamamlayacağız. Aday adaylığı sürecinde hedefimiz merkez ilçe dahil olmak üzere 9 ilçe ve 253 köy ziyaretimizi tamamlamaktır. Şu ana kadar da köy olarak 70 civarında köyümüzün ziyaretlerimizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Gittiğimiz ilçelerde günde en az 20 ziyaret gerçekleştiriyoruz. İlçe başkanlarımızı, tüm seçilmişlerimizi, basın mensuplarımızı, iş insanlarımızı, muhtarlarımızı, sivil toplum temsilcilerimizi ziyaret etmeye özen gösteriyoruz. Yani ziyaretlerimize halkımızın yaşadığı tüm sorunları ve sıkıntıları da tek tek not alıp değerlendirmemizi alıyoruz. Sadece merkezde değil, aynı zamanda kırsalda ve köylerde de çalışmalarımızı her zaman yürütüyoruz. Yani bu arada sizlere gazeteci ve iletişim danışmanımız, benim şu anki mevcut danışman kardeşim Kırmada sağ olsun, benimle beraber olmak oldu. Orçun Oğuz kardeşimiz de bu süreçte ilçelerde ve köylerde yaşadığımız ilgiler ve tepkilerle ilgili ve halkın istekleriyle ilgili ve gündemle ilgili birkaç bir şeyler o da tanıtsın. Hem kendini tanıtmış olsun size hem de bu konular hakkında bilgi versin diye ben sözü Orçun kardeşimize bırakıyorum. İsmim Orçun Oğuz, 1988 Keşan doğumluyum. İletişim Fakültesi mezunuyum. İpsala'da ikamet etmekteyim. Yaklaşık 15 yıldır sizlerle birlikte meslektaşım Kocaeli, Ankara, İstanbul'da görev yaptım. 22. dönem Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Sefa Sirmen'le çalıştım. Yine spor camiasından Sayın Başkan gibi. Son olarak da yine şu an hala parti meclisinde olan Kocaeli Milletvekilimiz yine Tahsin Tarhan'la iletişim danışmanı olarak geçim süreçlerde görev yaptık. Tabii Sayın Başkan'ın da spor camiasından gelmesi aynı Sayın Sefa Sirmen gibi açıkçası beni heyecanlandırdı. Yola çıktığımızda özellikle köy ilçe ziyaretlerimizde bu kadar tepki, olumlu anlamda tepki olacağını bilmiyordum. Şu anlamda daha önce Edirne'de de birkaç yıl ikamet ettim. Özellikle kırsalda, köylerde ve Edirne merkeze uzak olan ilçelerde Edirne Spor markasının ve değerinin bu kadar tanınırlığa ve bilinirliğe etkisi olduğunu bilmiyordum açıkçası. Örnek veriyorum, biz de sizler gibi meslektaşız. Gazete Saros diye bir gazetemiz var. Keşan, Enes, İpsala bölgesini kapsayan. Her ayda Atatürk ve şehitlerimizi anma programını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 11 aydır, 1 yıldır. Her ayda köyümüzde lokma ikramı gerçekleştiriyoruz. Köylerimize, muhtarımıza nutuk hediye ediyoruz. Sayın Başkan da sağ olsun bazı programlarımızda bizi kırmadı. Davetlerimize katıldı. Ve bu noktada da orada da yine bireysel olarak gözlemim. Örnek veriyorum, Edirne'nin İpsala ilçesi Tevfik Yiye köyünde. Mesela Savaş Bey daha biz tanıştırmadan insanların kahvehanelerde verdiği şu tepki. Aa, Üner mi geldi? Aa, Savaş Bey mi geldi? Aa, işte şu kişinin oğlu. Ya da işte Edirne Spor Başkanı geldi gibi güzel olumlu tepkiler alıyoruz. En son yine Edirne'nin bir köyünde. Aa, işte amatörden profesyonel lige çıkaran başkan değil mi gibisinden. Güzel tepkiler alıyoruz. Bunu da paylaşmak istedik. Çünkü Edirne Spor, Edirne'miz için gerçekten çok kıymetli bir marka. Sayın Başkan şu an Edirne Spor görevini bıraksa da Edirne Spor'un tanınırlık, bilinirlik üzerinde çok büyük bir etkisi var, katkısı var. Ben ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Sayın Başkan'a sözüm. Evet, sizlerin de bildiği üzere, öncelikle Orçun arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlerin de bildiği üzere 2009 yılından beri belediye meclis üyeliği görevini yapmaktayım. Ve 9 yıldır da Edirne Spor Kulübü Başkanlığı'nı yapmış bulunmaktayım. Sahada çalışma yaparken sadece sol ve sosyal demokrat seçmene değil, tüm seçmen gruplarımıza dokunarak çalışıyoruz. Esnaf tabanlı bir siyasetçi olmanın da getirmiş olduğu avantajları da sahada yaşıyorum zaten arkadaşlar. Yani esnaf demek biliyorsunuz, herkesle herkesinle iletişim halinde olmak demektir. Bazı kişiler sosyal medya üzerinden dedikodu siyaseti yaparak partimizin kurumsal kimliğine zarar vermektedirler. Bu kişiler kendilerinden eminse ve ellerinde belgeleri varsa, ben burada her zaman söylüyorum, ben 9 yıldır
kulübün başkanlığını yaptım ve 3 dönemdir belediye meclis üyesiyim. Hiçbir şekilde şu ana kadar emniyete ve savcılığa ifadem dahi bulunmamakta. Eğer ki ama bu arkadaşların böyle bir belgeleri varsa ellerinde, belgeleriyle gerekli mercilere başvurarak şikayetçi olmaları daha bence mantıklı olur. Tabii partimizin zarar görmediği adına kendilerini belgelerle konuşmaya davet ediyorum ben. Bizler de bu tarz siyaset yapmaya kalkarsak eğer, ben belgelerle konuşurum ama fakat partimizin kurumsal kimliğini her şeyin üzerinde gördüğümüz için bizim için asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Basında da bazı abilerimiz sağ olsun bizleri eleştiriyorlar. Tabii ki ben her zaman söylüyorum, eleştiriyi açarız ama gerçekçi eleştiriler olduğu sürece ben her zaman eleştiriyi açığım. Ama böyle sosyal medya üzerinden duyulmuş olan bazı yanlış cümlelerle eleştiri yapıldığı takdirde ben buna her zaman karşıyım ve gerekli tepkiyi vermek durum. Sustuğumuz zaman da sanki kabul ediliyormuş gibi bir hava oluyor. Ben susma taraftarı değilim bu konularda. Ama gerçekçi olan şeylere 24 saatte telefonum açık. Tüm basın mensuplarında, yani şu an mesela yazan arkadaşları da davet ettik. Herkesi davet ettik. Buyursaydılar, gelseydiler ben yüzüme de bu soruları sorabilirlerdi. Yani o yüzden sosyal medyadan ve gazetelerinden yazılan şeylerin gerçekçilik payı olmasının taraftarıyım diye söylüyorum. Sizlerin de ayrıca bildiği üzere belediye başkanımız Sayın Recep Gürkan'ın Trakya Üniversitesi'ne görev yaptığı dönemde ben 2009 yılında en genç meclis üyesi olarak göreve seçildim. Partimizin tüm seçilmişleri, milletvekilleri, belediye başkanları bizler için değerlidir. Partimizin kurumsal başarısı için çalışıyoruz biliyorsunuz. Hedefimiz kişisel başarılar asla değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu asırlık bir partide görev yapmanın sorumluluğunun bilincindeyiz. Hedefimiz Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde partimizi iktidara taşımak. Şu ana kadar da iktidar olmaya odaklanmış durumdayız. Altılı masanın adayı kim olursa olsun onun için çalışmaya da mücadele etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yola çıktığımız günden beri dediğimiz gibi benim söylediğim sıkılmadık el, gezilmedik köyü bırakmadık. Seçim kampanyamız da bu şekilde devam edecek, sürdüreceğiz. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz gezilerde de bizleri sevgiyle karşılayan tüm siyasi partililerimize, muhtarlarımıza ve tüm halkımıza çok çok teşekkür ediyorum ben. Sizler de buraya geldiğiniz için ve bizleri dinlediğiniz için tüm basın mensuplarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan arkadaşlar da varsa sorularını alabiliriz. Sağ olun. Başkanım, bu 2 milyonla ilgili bir polemik yaratılmıştı. Çok az geri geldi. Ya sosyal medyalarda öyle bir cümleler kullanılıyor. Bu kimin için kullanıldığını bilmiyorum ama bu tarz 2 milyonun dediği cümlenin arkasında ne yattığı önemli. Yani sonuçta bir sürece giriyorsunuz. Seçim sürecine girdiğinde adaylar mutlaka bir para harcayacaklar. Bunun rakamı ne olduğu belli değil. Ucu açık yani. Ama 2 milyonu eğer ki partideki makamlara verilecek gibi görülürse bu bence çok hassiz bir açıklama. Yapan kişileri zaten burada söylemeli. Kişiler kendilerinden belli ediyorlar. Kurumsal kimliğimize bu çok büyük zarar veriyor. O yüzden yani parti adına söylenmiş bir şeyse ben bunu yapan kişileri kınıyorum yani. Ama para harcanacaksa tabii ki adaylar kim olursa olsun ben değil. Yani hepimizin içinde aday da çıkabilir. O kişiler de çıktığı süreçte illaki para harcayacaklar. Biz de zaten çıktığım yolda ben şu an aday adaylığını açıkladık gibi gözüküyor yani ama resmi açıklamamız olmasa da gittiğim ben biliyorsunuz ilçeler ve köyler var. Bunların da tabii ki bir masrafı var. Bunların masraf harcamadan ve işte para harcamadan zaten olma şansı yok. O yüzden böyle açıklamalarda yani partinin üst kademelerine verilecek gibi söylenen cümleler çok çirkin kelimeler. Ama harcamalar olarak tabii ki de bizler gibi herkes bu parayı harcamak zorunda. Rakam olarak bir şey demiyorum yani 2'dir, 3'tür, 5'tir, 1'dir. Bu cümleler yanlış cümleler. Basın mensuplarına Keşan da söylediğimi söylemişti aklımdan benim. Ben 3 dönemdir meclis üyesiyim. Yani basına karşı da dışarıda da nasıl konuşacağımı da iyi bilen biriyim. O yüzden böyle bir kavram hiçbir zaman kullanmadım. Benimle alakalı da ama belki başka adayımız içindir. Ama başka adayımız için de olsa bu bile yanlış bir cümle. Başkanım, şimdi siz çalışmaya en erken başlayan aday adaylarındansınız. Yani şu an bildiğimiz başka yok sizden başka. Evet. Henüz seçim takvimi açıklanmadı. Yani ne zaman olacak belli değil. Ya Mayıs'ta, Haziran'da olacak. Evet.
Farz edelim ki aday gösterilmediniz veya 3. sıradan veya 4. sıradan gösterildiniz. Tepkiniz ne olacak? Gösterilen aday için çalışacak mısınız? Ya da partiye küçülecek misiniz? Nasıl olacak? Ya tabii ki şimdi sonuçta bu süreci bilerek zaten biz aday olarak çıktık sahaya. Seçilmeme, yazılmama durumu da olacaktır. Olabilir de sonuçta bu karar partinin vermiş olacağı bir karar. Biz buna tabii ki saygı duyacağız. Bizim şu an yaşımız genç. Ben şu an biliyorsunuz 42 yaşındayım. Önümüzde siyasi olarak uzun bir serüven var. Yani belki bu dönem olmadı, önümüzdeki dönem olacak. Belki daha farklı işler olacak. Yani ama bizim tabii ki çıktığımız bu yolda sonuna kadar biz aday olmasak bile aday kardeşimiz, arkadaşımız, abimiz kimse onun yanında. Ben biliyorsunuz yıllardır zaten hep milletvekilleri seçiminde yanındaydım bütün seçilen abilerimizin. Bundan sonra da yanında olacağız. Ön seçim olur, atama olur. Bunlarla ilgili biz hepsine ben zaten bizim için soruyorum. Ön seçim de olabilir. Ön seçimde de olsa, atamada da olsa sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz ismimiz gibi. Sizin beklentiniz ne? Önceliğiniz ön seçim olsun isterseniz, atama olsun isterseniz. Ya tabii ki şu an biliyorsunuz önemli bir seçime gidiyor ülke. O yüzden yani ön seçim olayına fazla sıcak bakılmayabilir ama yani Edirne'de, merkezde ön seçim olması taraftarıyım tabii ki öncelikle. Çünkü neden? Üyemiz bizi seçiyorsa, zaten kabulleniyorsa sorun yok demektir. O yüzden zaten beni eğer üye kabul etmeyecek, seçmeyecek bir listede işte atıyorum ilk dördün içinde olmuyorsam zaten bunu bu siyasette demek ki kabullenilmemiş bir yol oluyoruz. O yüzden de anlamı kalmıyor tabii ama büyük ihtimal genel merkezimizin takdiri de var ama atama olacak gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyorum yani.